Merhaba. Selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Yılın güzel bir yeni ayında hepinize Birinçokul Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan, merhabalar diyoruz. Evet Demet, neler var? 30 Ocak'taki Şubat videosudur ama 30 evet. Ocak'ta bir yeni ay var ve güzel bir yeni ay. Son zamanlarda çok yorulduk ya. Evet, Venüs'ün retrograde'i, evet, Merkür'ün retrograde'i, Mars retrograde'e doğru gidiyor. Gerçekten biraz hayatlarımızda bazı karışıklıklar var. Gökyüzünde gezegenlerin birbirlerine küçük de olsa böyle öfkeleri yeryüzüne biraz gerginlikler yağdırıyor. Şimdi bu Kova burcundaki yeni aya ne diyorsun? Orijinalite, toplumsallaşma, tabii, dernekler, kulüpler burcudur. Kova burcu yeni ayı. Neler var bakalım yeni ayımızda? Evet, Ocak ayının sonunda olacağı için Şubat ayının ilk 15 gününü etkileyecek bir yeni ay olacak. Kova burcu yeni ayı. Kova yeni ayları her zaman gelecekle ilgili kavramlara, yeniliklere, projelere, hedeflerimize, grup çalışmalarına, arkadaşlıklara, bilimsel ve teknolojik konulara dikkat çeken yeni aylardır. Bu yeni ayla özellikle Şubat ayında bu konuların biraz daha öne çıkabileceğini gösteriyor. Unutmayın, evet, devrimler de Kova burcunda. Evet, tabii. Yani Kova burcu yeni aylara, gerçeği söylemek gerekirse, biraz da dünya üzerinde bazı bölgeleri çok etkiliyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomiyle ilgili bazı karmaşaların artık daha iyi bir şekilde bitebileceğini, daha kuvvetli bir dönemin Amerika'da ortaya çıkabileceğini gösterirken, bu yeni ay İran'a da yarıyor mesela. Evet. İran'da bazı yumuşamaların olacağını gösteriyor. Orta Doğu'daki gelişmelerin, çatışmaların biraz daha böyle karşılıklı uyum sürecine girebileceğini, Arap ülkelerinde de belli mutlulukların, belli başarıların yakalanabileceğini gösteriyor. Lübnan hariç, Lübnan biraz karışık. Ülkemizi de olumlu etkiler bu, gerçeği söylemek gerekirse. Çünkü burada bu yeni ayın hemen arkasında biliyorsun ki bu, şimdi bir de Satürn karede. Satürn kare var. Satürn karede ama 6 Şubat'ta Merkür'ün retro harekette balıkta olduğunu görüyoruz. Evet. Bu 13 Şubat'ta da retro Merkür Kova burcuna geçiyor. Evet. Şimdi bu yeni ay gerçekten önemli bir yeni ay. 15 Şubat'a kadar olan dönemde bize bazı işaretler veriyor. Merkür mesela retro harekette balık burcunda olduğu zaman ne yapacak? Bazı böyle geride kalmış yapıları, duygularımızla ilgili değerleri, bilinçaltımızı. Hatta bu dönemde bazı arkadaşlarımız psikoloğa gitmek isteyecek, bir diyetisyene gitmek isteyecek. Kendimizle ilgili bilmediğimiz, yani şuur dışında bizim dışımız olan bilgilerle karşılaşabiliriz Merkür. Ama burada güzel bir etki daha var. Hızla. Bu beni çok heyecanlandırıyor arkadaşlar. 13 Şubat'tan itibaren retro Merkür Kova burcuna girdiği andan itibaren bu ciddi bilimsel bazı gelişmelerin olacağını, teknolojiyle ilgili bazı değişimlerin olacağını, belki yeni tablet modelleri, belki yeni akıllı telefon modelleri, bilemiyoruz ama belki çok yeni bilimsel bazı araştırmaların da olacağını gösteriyor ki Merkür'ün balık burcundan gelmesi tıp teknolojileri ve uzay teknolojileri adına da insanlık adına çok güzel bir döngü diyorum. Yalnızca tabii ki bu yeni ayı burçlarına göre de daha iyi algılayabilmeleri için aylık burç yorumlarını çok dikkatli bir şekilde arkadaşlarımızın da dinlemesi gerekli derim Demet. Söyleyeceğin bir şey var mı? Evet, bir de bu yeni ay yönetici Uranüs'ün olumlu açısı var bu yeni ayda. O da belki hızlı gelişmeler ortaya çıkarabilir. Tabii ki Uranüs çünkü Koç burcunda. Önce Koç burcunda çok büyük sürprizlere sebebiyet verebilir. Hayatımızda hızla başlayabilecek özel değişikliklere sebebiyet verebilir. Bu özel değişikliklerle beraber hayatımızda bir anda hareketlenme. Evet. Yani ani seyahatler başlayacak, ani yolculuklar başlayacak. Sömestr seyahatleri, sömestr gezileri olacak. Yalnızca işte o yeni ayar Uranüs'e, Uranüs dengesiz Koç burcunda. Evet. Hareketi biraz biliyorsun kurak bir dönem geçiyordu. Bir anda havaları soğutuyor. O kurak dönemin haricinde biraz da gökyüzünde bir bulutlanma, bir elektriklenme bunları gösterebiliyor. Bu tip yeni ayları gördüğümüzde göçmen kuş hareketlerini de görürüz biz. Uranüs etkisiyle. Evet, evet arkadaşlar, saygıyla kalın. Hepinizi seviyoruz. Aylık burç yorumlarına dinlemeyi unutmayın. Güle güle. Hoşça kalın. Bye.